Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye, empatiye hoş geldiniz. Biliyorsunuz usulümüz konuğumu tanıtarak başlarım ama bugün tam ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü ne desen bir tarafından eksik kalacak. Önce konuğumuzu görelim, sonra üstüne konuşalım. Efendim Hülya Avşar bizimle bu akşam. Merhabalar. Hülya'cığım hoş geldin. Nasılsın? Herkese merhabalar. Şimdi oyuncu desek tamam. Şarkıcı desek, şarkıcı diyebiliriz mi? Sen müzisyen mi diyorsun, şarkıcı mı diyorsun? Şarkıcı. Sporcu diyebiliriz. Sen bir müsabaka bayağı müsabakası, bir tenis oyuncususun. Aslında önceden lisanslı yüzücüyüm. Lisanslı yüzücüsün. Ankara 19 Mayıs Sporu'da. Ankara'dan, tabii. Tabii ki. Ve şahane bir annesin. Kızına çok... Biliyoruz ki şeyin var, çok göz önünde yaşadığınız için her şeyi biraz bilgimiz var o konuda. İyi bir annesin, televizyoncusun. Tabii ki herkes için de güzeller güzelisin. Tekrar hoş geldin. Nasıl geçiyor bu sene? Çok koşturuyor musun? Çok güzel. Güzel geçiyor. YouTube yıllardır YouTube programına başlayalım, başlamayalım, başlayalım, başlamayalım derken sonunda YouTube hayatımıza girdi. Ne kadar oldu, kaç sene oldu bilmiyorum ama hadi bir girelim bakalım. Yani ekipçe çok istiyorlardı. O kadar keyif alıyorum ki anlatamam sana. Yani çok güzel. Televizyondan geçiyor. Farkı ne? Daha mi? Özgür olmak. Yani her şeyi rahat rahat sorabilmek. Gerçi ben televizyonda da aynı şeyi yapıyordum ama şimdi sansür çok detaylı ya. Evet. Artık sansürden dolayı yaptığın sohbetin şeyini, tabii yaptığın sohbetin şeyine bağlı, konusuna bağlı ama tadını çıkaramıyor gibiyim. Daha da beteri otosansür değil mi? Kişinin kendi kendine. Kesinlikle. Otosansür olunca zaten tadı kaçıyor her şeyin. Evet. Ama yine televizyonu da seviyorum. Oradaki programlarım da çok iyiydi. Devam etseydim yine onunla da keyifli devam ederdim ama YouTube çok keyif veriyor. Yeri gelirse bir daha da döner yaparsın, ne varmış yani. Kısmet her şey. Peki konserler? Konserler de şöyle çok seçici davranıyorum bu konuda. Çok ara ara gidiyorum çünkü artık böyle konser verecek yer kalmadı. Hı. Yok yani. Gazinolar... Türkiye çok eğlenmiyor artık galiba değil mi? Eskisi gibi eğlenmiyor. Onu ben bir çözemedim biliyor musun? Çünkü bir bakıyorsun mesela hafta sonu magazin programlarına şöyle bir takılıyorum. Allah'ım diyorum insanlar ne kadar eğleniyorlar. Nasıl mutlular, nasıl oradan oraya, buradan buraya. Kahkahalar havalarda uçuşuyor. Bir ara diyorum ki acaba ben çok bu kendimi sosyallikten geri çektim. Ama öyle de olduğunu da zannetmiyorum. Yani onu bir çözemedim açıkçası. Bir de eskisi kadar dışarıda değilsin galiba artık. Değil mi? Genelde ben hiç dışarı çıkmazdım. Yani gececi değilsin. Hayatımda yani, biri dışında. Var, hiç değilim hiç. Yani alkol kullanmıyorum. Sağlığa zararlı. Tütün, sigara kullanmıyorum, sağlığa zararlı. Dolayısıyla onların yoğun olduğu ortamlarda da olamıyorsun yani. Olmak istemiyorum. Yani. Evet, şimdi artık doğru. Bazen kapalı alanlarda da sigara içmeye başladılar. Her ne kadar yasak da olsa. Peki bizim programımızı hiç baştan sona seyrettin mi? Hı hı. Seyrettim. Hı hı. Hangi programı seyrettin? Yani ya bu gider bu soru. Size şikayet edeceğim ben. Benim şikayet edecek. Evet, kime? Şikayet. Seyirciye. Ha tamam. Allah Allah. Ondan demin korkarım bak. Seyirciye bana. Şikayet etme beni. Demin sordu. Ben de cevabını verdim. Şimdi bir daha soruyor mu? Beni sıkıştırmak için soruyor. Peki şunun için. Yani. Ben seyretmesem de o kadar çok duyuyorum. O kadar güzel şeyler geliyor ki kulağıma. Ben... Hı. Yıllardır, kaç sene oldu bilmiyorum ama çok uzun zamandır sohbet programlarına konuk gitmiyorum. Ama senin programının kalitesi, insanlara bir şey veriyor olması, şimdi çok böyle fazla övüyor gibi olmayayım. Övebilir, çok öveyim mi? Yani çok biliyorsun. Başarılı olduğunu düşündüğüm için. Seyretmeme gerek yok, herkes anlatıyor zaten. Güzellik desem ne dersin? Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Ölüm fikriyle baş edebiliyor musun? Midem delindi, karaciğerim parçalandı, kaburgalarım kırıldı. Günümüzde kimleri beğeniyorsun? Çok tepkili ve çok bağırarak oynuyorlar. Şöhret nedir tam olarak? Bir tuzak. Empati yapabilen biri miyim şu anda yani? Sen bir oyuncusun, senin empati yapmaman mümkün mü? Ama çok iyi ya. Çok kıskandım. Sen git ben geleyim programı.
çok yakışmış ve çok güzel bir programdı. Nice nice uzun yılları olsun. Bir anda dünyadan koptum, biliyor musun? Şimdi soracağım ilk birkaç soru, hikayenin içine olta atmak için. Ondan sonra seninle vedalaşacağım. Kimle bakalım, kimin yerine geçeceksin ona göre. Şimdi Hülya'ya soruyorum. Hülya, yoksulluk ne ifade eder senin için? Yoksulluk nedir? Yoksulluk, yoksunluk değil de yoksulluk. Yoksulluk bence hani bir taraftan da parayla saadet olmaz derler, o da doğru. Ama yoksulluk bayağı ağır bir şey. Mutsuzluk, anlaşamamazlık, aile düzenini kuramamazlık, belki de aradaki saygıyı yitirebilmen için sebep olan. Daha bir çok şey. Sonuçları itibariyle değerlendiriyorsun, değil mi? Yani, sonu budur diyorsun yani. Yoksulluk. Yoksulluk olunca hiçbir ailede kolay kolay bir hani keyifli anların yaşanacağını düşünmüyorum. Düzen, standart olmaz. Hep bir sıkıntı, hep bir şeye yetişmek, insanlara belki özenmek ya da çocukların varsa ya da aileysen çocuklarının gördüğü şeyleri onlara veremiyor olmanın vermiş olduğu ağır vicdan azabı geliyor sonuçta. Peki güzellik desem ne dersin? Göreceli bir şey derim. Bir kere şu güzellik konusu eskiden çok farklıydı güzellik anlayışı. Şimdi mesela o çok güzel dediğimiz insanlara güzel değil de daha natürel, daha kendiyle oynamamış ya da atıyorum mesela burnu aslında kemerli olup onunla hiç oynamamış ama yüzüne çok böyle güzel, çekici bir ifade kazandıran, o burnunun kıymetini bilmiş kişiler daha güzel geliyor. Birçok insana diye düşünüyorum ama hadi kendi adıma konuşayım, bana. Yani diyorsun ki büyük değil ama küçük müdahaleler anlaşılır. Yani küçük müdahaleler anlaşılabilir şeylerdir. Tabii. Hayır, ben ama hayır, öyle... Hayır, onu da demiyorum. Ha, onu da demiyorsun. İnsanlar, hayır, bunu niye yaptırdılar anlamında söylemiyorum. Bu natürellikte, bu tarzda duruş vardır ya hani. Evet, evet. O duruş, onu ellememesi onun duruşunu gösteriyor. Gerçek olması, değil mi? Sahici olması. Gerçek olması çok çekici, çok seksi. Dolayısıyla bana göre o çok güzel. Ama normal böyle dışarıdan baktığında güzel dediğin bilmiyorum. Bir erkek olarak sana sorsan ne dersin ama... Ne bileyim, uzun boylu, kısa boylu mu? Yani herkese göre değişiyor. İşte mavi gözlü, koyu gözlü ya da kalın dudaklı, bilemiyorum yani. Ben kendimi beğeniyorum bu arada. Her zaman beğenmişimdir. Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşımı almama rağmen güzel olduğumu düşünüyorum. Ama çok da beğendiğim, çok çok güzel bulduğum bir sürü de insan var etrafımda. Yani ne diyeyim bilemedim bu da. Bir kadın güzelliğini kaybederse ne olur? Çok üzücü olur. Komplekse girer. Hareketlerine yansıyabilir. Toplum içindeki duruşu değişebilir. Psikolojisi değişir. Psikolojisi diyorsun. Değişebilir. Bunun tabii hazırlığını yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani kafaca mı? Kafaca. Çünkü buna ben de dahilim. Evet, güzelsin, Türkiye güzeli seçilmişsin ama belli bir yaşa gelmişsin. Fakat onun o güzelliğini de kabullenmek lazım. Yani şunu düşünmek lazım. Ah, şimdi beni görecekler, şuramda kırışmış, buramda sarkmış diyecekler, ne yapacağım? Değil de aksine her haliyle yine çok duru, güzel, bakımlı, şık, zarif. Yaşının güzeli. Yaşının güzeli olmak zorundasın. Çünkü neden? Öbür türlü arafta kaldığımı düşünüyorum. Herkes için söylemiyorum. Herkesin kendi hayatı. Öbür türlü mesela güzelliğini korumak için, hani o komplekse girmemek için, o telaşla dokundurduğun zaman kendine, bu sefer bir oyuncu olarak da arafta kalıyorsun. Evet. Anne mi oynayacaksın? Genç kadın mı oynayacaksın? Yaşın bulanıklaşıyor, değil yaşın mi? Yaşın bulanıklaşıyor. Doğru. Sonra... Yüzünle elin farklı duruyor. Şimdi bunlar da mesela bana göre değil. Hani benim kendimi, kendi güzelliğimi... Kendim de doğru bulmuyorum diyorsun. Evet, yani kendimi doğru bulmuyorum. Kendi güzelliğimi korumak istiyorum. Artık hani bir çocuğun varsa onun işte hayatıyla ilgili artık o da bir evlenecek. Belki de çocuk sahibi olacak. Belki de o anneanneliği de tatmak istiyorum.
Biraz şöyle bir şey galiba değil mi? Ya senin söylediğinden de hareket ederek özellikle söylüyorum. Yüz, vücut, beden güzelliğine donanımla bazı şeyler eklemek. O donanımla birlikte daha da derin bir güzellik kazanmaktan. Zaten yaş böyle bir şey. Tabii zaten biraz evvel dedim ya hani komplekse girersin vesaire. Komplekse girmemek için, evet. Bunu önce sen kabul edeceksin. Tabii. Dışarıya da o enerjiyi vereceksin. Evet. Yani senin o enerjin zaten... Tek başına güzellikle yaşanmıyor galiba değil mi? Biraz tabii daha ki, başka kesinlikle. Şeyler lazım. Tabii ki, tabii ki. Peki bir başka ahiret sorusu. İhanet nedir? Bağışlanabilir bir şey midir? Asla değil ihanet. Yani bu ihanet vefa ile ilgili bir şeyse, benim mesela vefa kırmızı çizgim. Yani bu ne açıdan sorduğuna bağlı. Yani kadın erkek i̇hanet, arasındaki ihanet. Aldatma ihanet. O da öteki de. Sen hangisi sana değiyorsa ondan bahset bize. Yani insan ilişkilerinde vefa diyorsun değil mi? Vefasızlık. Yani vefasızlık benim hiç tahammül edemediğim İhanet şey. Gibi görüyorsun. İhanet gibi görüyorum. Kadın erkek ilişkisinde? İhanet. Yani çok acı bir şey tabii. İhanet olmalı. Aldatmak bile daha hafif kalıyor mesela ihanetin yanında. İhanet daha ağır bir şey. İhanet mesela hani senin arkadaşınla aldatıyor diyelim mesela. Senin en yakın arkadaşınla aldattı, o ihanete girer. Öyle mi? Ama dışarıda tanımadığın bir kadınla aldatılmışsındır, aldatmaya girer. Ha, öbürü daha ağır mesela. Hani İhanetin sonuçları ne olur? Bağışlanamaz mı diyorsun? Bütün diğer dinamiklere bağlı. Yani ne gözle baktığına bağlı. Eğer karşındakinin sana verdiği hayatı seviyorsan görmezlikten de gelebilirsin. Ya da ne bileyim işte altındaki araba gitsin istemiyorsan görmezlikten gelebilirsin. Yani benim mesela ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım. Yani eşim Zehra'nın babası seviyordu gezmeyi. Seviyordu yani. Çapkını da seviyordu. Olabilir o da onun hayatı. Ben de onu bilerek kabul etmiştim. Asla yargılamıyorum. Ama tabii bilmek ve duymak istemezdim. Birçok şeyi çocuğum olduğu için ben de kim olursam olayım bir aileyi devam ettirmek çok isteyen, şans verdin. İsteyen bir kadın. Çünkü benim ailem, annem, babam yani biz öyle şeyler yaşamadık. Kalabalık bir aileyiz, bir aşiretiz. Herkes evine sahiptir. Herkes her ne olursa olsun affedicidir. Ama ne zaman ki ben çok uzun zamandır olduğunu duydum. O bana ihanet gibi geldi işte. Aldatmaktan çok. Affedemedim. Çok belirleyen affedemedim varmış yani diyorsun. Evet. Her şeye ayrı bakmak lazım. Onu affedemedim. Peki. Ölümle nasıl? Ölüm fikriyle baş edebiliyor musun? Ölüm mefhumuyla. Şimdi bunları kafaya takarsak hayatın boyunca mutsuz gezersin. O da kabullenmesi gereken bir şey. Bir de bence ölen değil de arkada kalanlar için daha zor. Hı. Hani onu sen fark etmiyorsun belki. Fark etmediğin için de bir şey söyle. Yani ben bu şekilde karşılıyorum onu. Belki biraz zamanlı ve zamansız ölümler diye mi ayırıyorsun? Hani zamanlı ölüm beklenen bir şey. Tamam yani mukadderat falan. Tabii tabii. Ama zamansız ölümler yani herhalde. Yani hep diz sonradan geriye kalanlar ne olursa olsun zamanlı da olsa zamansız da olsa geriye kalanlar için daha zor. Perişanlık. Benim hep dualarımda mutlaka sıralı kelimesi vardır. Evet ben de sıralı demek istedim. Zamanlı evet, zamansız sağlıklı, derken sıralı. Sağlıklı, sıhhatli ve sıralı. Yani Allah herkese torunlarını görmeyi nasip eylesin. Evet. Ve edep ve görgü, sevgi ve saygıyla yaşamayı nasip eylesin. Torunlarıyla vakit geçirmeyi nasip eylesin. Ondan sonra zaten herkes için olması gereken. Şimdi burada Hülya'yı gönderiyoruz. Hoşça kal Hülya. Gene gel. Bak sen kimmişsin meğerse. İlk hikayemizde İzmir Bergama'ya gidiyoruz. 1961'de doğuyor. 9 çocuklu bir evde büyüyorsun. Baban ayakkabı boyacılığı yapıyor. Annen düğünlerde, eğlence yerlerinde tef ve darbuka çalıyor. Yoksul bir ailesiniz. Annenle babanın kazancı evinizin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Baban her hafta eve çuvalla ekmek getiriyor. Bayat ekmek bunlar. Islatarak yiyorsunuz. Çoğunlukla aç geçiriyorsunuz günlerinizi. Taze ekmeğin kokusunu fırının önünden geçerken ancak içine çekebiliyorsun. 6 yaşına geldiğinde okula başlıyorsun.
Ancak ailene destek olmak amacıyla akşamları sen de annenle tefe darbuka çalıyorsun okuldan geldiğin zaman. Gidiyorsun yani şeye, düğünlere vesaire. Annenle aran çok iyi, ona çok düşkünsün. Müziği seviyorsun, hep şarkı söyleyen bir çocuksun. Etkileyici bir sesin de var. Evde babanın kırık radyosundan şarkılar, türküler dinliyor. Bu koşullarda mutlu olmaya çalışıyorsun. Baban 14-15 yaşlarına gelen ablalarını bir bir evlendiriyor. 9 kardeşsiniz ya. Üzülüyorsun ama bu durumun yoksulluğunuzdan kaynaklandığını da gayet iyi biliyorsun. Hatırlatayım tekrar, 6 yaşında bir çocuksun. Ekmek fırının önünden geçerken taze ekmek kokusunu içine çektiğinde ne hissediyorsun? Daha sıcak bir ev duygusu. Hani o koku sabah kahvaltılarında da hani ekmek kızarttığın zaman gelir ya insanın burnuna. O bir hani kahvaltının şeyini, o evin sıcaklığını hissettirir ya insana. Evde yok ama o evde koku. Evde yok. O yüzden sadece fırının önünden geçerken olabiliyor. Fırının önünden geçerken işte öyle bir evi hayal ederim. Güzel. Babam maddi imkansızlıklardan dolayı ablalarını tek tek evlendiriyor demiştim ya. Sen de 14-15 yaşına gelince aynı kaderi mi yaşayacaksın acaba? Yoksa başka hayallerin mi var? Var mı öyle bir korkun? Ben de bir gün erkenden evden gideceğim acaba. Öyle mi olacak diye. Olur herhalde, mutlaka. Olur değil mi? Çünkü olur. Hayallerin var mı o yaşta? Okula gidiyorsun, akşamları annenle düğün geziyorsun falan. Eve o sıcak ekmek kokusunu getirebilmek için ailemle kahkaha atarak çay, sıcak ekmek, tereyağı, peynirle yemeğimi yiyebilmek için mutlaka çalışmak için daha büyümeyi beklerdim. Bir an önce büyümek Bir an evvel büyümek isterdim. Peki ilkokuldan sonra okuyamıyor. Yıllarca çalışıyorsun, şarkılara, türkülere sığınıyorsun. 15 yaşına geldiğinde baban seni senden yaşça büyük olan bir adamla evlendiriyor. Yani kaderi paylaşıyorsun ablalarınla. En çok annenden ayrılacağın için üzülüyorsun. Eşinin durumu da pek iyi değil yani, öyle parlak değil yani. Eviniz hep soğuk, çocukluğundaki gibi yarı aç yarı tok geziyorsun. Ve bu kötü koşullarda anne oluyorsun. Bebeğin bakımsız kalıyor ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybediyor bebek. Bu kayıp seni ve eşini olumsuz etkiliyor. Aranız bozuluyor. Şiddet görüyorsun. Üstelik eşinin seni aldattığını biliyor. Görmezden geliyorsun. Bu sıkıntılı zamanlarda tek sırdaşın annen. Ama anneni de üzmek istemiyorsun. Eşinden gördüğün muameleyi ona anlatmıyor. Sadece anlaşamadığınızı söylüyorsun. 16 yaşında aslında bedensel bütünlüğün olmadan bir çocuk dünyaya getirdin. Anne oldun. Ve daha bir yaşına basmadan da evladını kaybettin. O yaştaki bir insana ne hissettirir bu talihsizlikler? Direkt kaçarım. Yani direkt kaçarım. Kocayı da bırakırım, anneyi de bırakırım, babayı da bırakırım. Mutlaka bir yol bulacağımı, yani hele ki artık 14 yaşındayım. 16 yaşındayım. Mutlaka bir iş bulacağıma inanırım. Evden kaçarım. Da. Çıkar evden, giderim bırakır, oradan. Evet, herkesi bırakır giderim. Evet yani bu düzelir diye beklemem diyorsun değil mi? Ortada her şey. Yok canım. Peki eşinden şiddet görüyorsun, seni aldatıyor. Neden evliliğini bitirmiyorsun? Bitirebilir misin? Bitirmeyi düşünüyor. Gerçi aslında kaçarım diyorsun. Ya şimdi çocuk olunca farklı olurdu tabii. Çocukla bir şey yapmak, kaçmak, çocuğu bırakmak. O ya da işte Çocukla ortada kalmak, çocukla kaçtığın an iş konusunda problem yaşamak, o tabii çok daha zor olabilirdi. Ama aklımın bir ucunda hep çocuk biraz büyüse ya da işte mutlaka kaçarım olurdu. Ya da biraz daha büyüse anneme çocuğu yardım verip hep kaçmak da olurdu aklımda. Ama zaten kaybetmişsin çocuğunu, hiç düşünmeden çeker kesinlikle, giderim diyorsun. Babana kızgın mısın? Yani kızgın olmasam bile eğer o yaşta empati yapabiliyorsam, kızgın değilsem, daha doğrusu hak verebiliyorsam, yani bu adamın da yapacak neden bir şey yaptığını, yok. Evet. Yani yoksuluz ve evden birinin daha gitmesi evi bir tık daha rahatlatacak, onun için mi gönderiyor baba? İnsan bunu diye da düşünebilirim. Kızmaz mı buna? Ya da kırılır belki. Kırılırım. Doğrusu bu. Tamam.
Ölen çocuğunun acısıyla yaşıyorsun. Yoksulluğunuz her geçen gün sizi biraz daha zorluyor bu evde. İlerleyen yıllarda iki çocuğun daha oluyor. Gitmiyorsun bir yere, iki çocuk daha yapıyorsun. Ve kısa bir süre sonra eşin trafik kazası geçirerek hayatını kaybediyor. Yani iki çocuk, sen bir tane en başta ölmüş olan, şimdi iki çocuğun var ve eşin de kaybediyor. 20'li yaşların başında iki çocuk sahibi, evliliğinin ilk yılında bebeğini, şimdi eşini kaybettin. Tek başına bakabilecek misin bu iki çocuğa sence? Hislerini, düşüncelerini merak ediyorum. Çocukların yaşları... Küçücükler. Küçücükler. Yani bakacağım tabii. Nasıl? Ya mutlaka bir temizlik yaparım bir yerlerde gidip. Ya da okumamışsan, okumamış değil mi? Hayır, devam edemedin okula. Devam edin. Temizlik yaparım. Bir dükkana, bakkala, tezgahtar girerim. Mutlaka kendi ayağımın üzerinde durmaya annenin, çalışırım. Annenin babanın evine mi sığınacaksın yoksa yalnız mı devam edersin? Çocuklar da var ya. Annenin baba yok zaten. Evet. Anne tek. Başka da ablalar da yok. Dolayısıyla zaten belki anne bana sığınacak. Yani bir şekilde çocukları organize edecek bir şey bulunur. Hı. Peki. Neler yapabileceğini düşünüyor, annene danışıyorsun ve iki çocuğunu da alıp baba ocağına götürüyorsun. Annen sana ve torunlarına sahip çıkıyor. Sense maddi olarak ailene yük olmamak için evlere temizliğe gidiyorsun. Temizlik yaparken şarkı söylemeden duramıyorsun. Bu sayede acıların, kafandaki düşüncelerden, acılarından arınıyorsun. Bir gün evini temizlemeye gittiğin bir doktor, kızın olursa ona şu ismi koy diye sana bir isimden bahsediyor. Yani bir isim söylüyor. Anlamı senin, seni derinden etkileyen bu ismi hiç unutmuyorsun. O isim aklının bir kenarında kazılı. Bu sırada çok büyük bir yıkım yaşıyorsun. Çok sevdiğin annen maalesef hayatını kaybediyor. Şimdi ölümle çok erken tanıştın. Bebeğini kaybettiğinde 16 yaşındaydın. Eşinden sonra anneni de kaybettin. Bu acının üstesinden gelebilecek misin? Bunu nasıl idare edeceksin, bu durumu nasıl yöneteceksin? Anne gitti, çocuklar hala küçük. Sen temizlik yapıyorsun falan. Üst üste neler oluyor? Yani bence buradaki en büyük sorun gidenlerden çok mevcut durum. Mevcut durum. O çocuklar için mutlaka bir yol bulmaya çalışırım. Ya bir arkadaşımı, hani çalıştığım sürece bakmasını, ona da aldığım paradan bir miktar para vermeyi teklif ederim. Ama çalışırım, mutlaka çalışırım. Yani üstesinden gelirim. Hani insan başına gelince bir çıkacak yol buluyor ya eninde sonunda. Gelmeden bir şey, belki kafanda kuramadığın şey, o anda çok daha başka şeyler yapabiliyorsun. Onu yapardım diye düşünüyorum. Çaresiz kalmıyorsun. Temizliğe devam ederim. Şimdilik bakarız diyorsun. Yani sen mücadeleci birisine benziyorsun. Evet, kesinlikle. Çaresiz, çaresizlik de bir şey doğurur ya. Yani genelde hep öyle olmuştur. Ama sen yaşadıklarınla oturup evin içinde ağlayıp birilerinin sana gelip bir şey yapmasını beklersen... bir acize dönüşürsün. Yani öyle aciz bir insan olmak yani, başka, aciz, çaresiz olmak zavallılık, başka. Çünkü mutlaka bir yol bulursun yani, mutlaka. Hı. Peki biraz daha ilerleyelim bakalım. Annenin yasıyla boğuşurken kendini temizliğe veriyorsun. Şarkılar, türküler dilinden düşmüyor. Acını böyle hafifletiyorsun. Ve temizlikle geçimini sağlamaya devam ederken getirisi daha iyi olan bir iş çıkıyor karşına. İzmir'in çok meşhur bir eğlence mekanında temizlik görevlisi olarak işe başlıyorsun. Mekanın işletmecisi temizlik yaparken şarkı söylediğini duyuyor. Sesinden büyüleniyor ve seni sahneye çıkarmak istiyor. Bir anda hayatın değişiyor. Sahne ismini olarak da o çok derinden etkilediğin, hani doktorun bir çocuğun olursa bu ismi koy dediği ismi alıyorsun kendine. Sonunda anlayacağız. İsmi kullanıyorsun. Afişlere ismin yazılıyor. Ünlü sanatçıların yanında kendi ismini görmek seni gururlandırıyor. Müzikseverler bu mekana seni dinlemeye geliyor. Mekanın müdavimleri artıyor. Şimdi 80'li yıllardayız. 80'li yıllarda. Sen de 20'lerin başındasın. Yoksul bir aile kızısın, çocukluğundan beri çalıştın, şimdi temizlik yaptığın mekanda ses sanatçısısın. Bunu bekliyor muydun? Nasıl vaziyet? Şimdi bir de oradan 20'li yaşlarından bize seslen. Nasıl bir fiziğe ve tipe bağlı olduğun da burada önemli.
bu noktaya gelebileceğini düşündün mü mesela? Hayalinin içinde bu var mıydı? Düşünmedim. 6 yaşında darbukatef çalan annenin yanında onu yalnız bırakmamak için oralara gittiğin zaman. Bu bir gazinoydu. İzmir'de artık meşhur. İzmir'de bir gazinoya temizlikçi olarak adım attığım an en azından bunun planını yapardım. Var mıydı kafanda belki de? Evet, yani kafam, çünkü sesim güzelse ve de bir gazinoda bu işi yapıyorsan mutlaka bir yerden girip orada kendimi kabul ettirirdim. Fizik yani. De güzel bence. Fizik de güzelse eğer hiç kaçarı yok. Peki. Güzelliğin ve sesinden dolayı herkes sana hayran oluyor. Yoğun bir ilgi görüyorsun. Yeşilçam'daki yönetmenlerin dikkatini çekiyor. Birkaç filmde oynuyorsun. Birkaç filmde. Sahne hayatının yanı sıra oyunculuğa da devam ediyorsun. Bir gece sahne aldığın mekana başarılı bir müzisyen ve saz ekibi geliyor. Evet. Sahne performansını ve sesini öyle çok beğeniyorlar ki kaset yapmak istediklerini söylüyorlar sana. 1983 yılında henüz 22 yaşındayken ilk albümün çıkıyor. Bu albümden sonra iki albüm daha çıkarıyorsun. 86'da çıkardığın üçüncü kasetindeki bir şarkı sayesinde ünün Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Albümün korsan satışlar dışındaki ulaştığı rakam 2 milyon. Nereden nereye? Yokluktan varlığa doğru giden bir hikayenin baş kahramanısın. 25 yaşında genç bir yıldızsın. Bu zamana kadar çok bedel ödedin ama son albümün 2 milyon sattı. Şimdi nasıl vaziyet? Daha iyi hissediyor musun kendini? Tabii. Nasıl yani? Yani çok hızlı bir şekilde, yani evet çok genç, çok da sıkıntı çektin ama hani şöhrete ve rahatlığa ulaşmak için gene iyi bir yaş değil mi? Mutlu musun? Evet. Allah Allah. Böyle gider mi? Gider mi? Sesin bu kadar iyi ve 2 milyon satıyorsan gider. Ha. 80'lerin önemli sanatçılarından biri haline geldin. Kariyerinin aslında zirvesi. Para biriktiriyor, ev alıyorsun ve ikinci kez evleniyorsun. Disiplini elden bırakmıyor. Hamileyken bile çalışıyorsun. İkinci evliliğinden iki çocuğun daha oluyor. İzmir Fuarı'nda 11 yıl sahne alıyorsun. Yılların çok yoğun ve hızlı geçiyor fakat 90'ların ortasında büyü bozuluyor. Dönemin birçok sanatçısı gibi senin de ismin eskiyor. Devriniz yavaş yavaş sona eriyor. Müzik dünyasındaki değişimlerin ardından çok büyük bir felaket yaşıyorsun. 2007'de çıktığın bir turnede trafik kazası geçiriyorsun. Kalça kemiğin kırılıyor. Hayatın bir anda alt üst oluyor. Yaş 46 bu olduğunda. Konserden konsere koştururken kaza geçirdin. Şimdi hastanedesin. Neler geçiyor aklına? Ölmekten korkuyor musun? Yaş 46 bunca şeyden sonra. Yani tevekkül olmayı seven, tevekkül olmakta fayda var. Korkunun ecele fayda yok. Ama eğer ki ben arkamda işte çocuklarımın geleceğini tam toparlayamadıysam o beni üzer işte. Yani orada ayağa kalkıp tekrar 20 senedir yaklaşık olarak şeydesin, sektördesin. Herhalde toparlamış biraz mısın? Biraz inişe mi düştün? Evet, inişe tabii. Geçmişsin evet, artık. 90'ların, evet. O zamana kadar yapmış olman lazım zaten. Yani her şeyi toparlamış olman lazım. En azından çocuklarının geleceğini, yaşları hani küçük de olsa, büyük de olsa senden sonra ne olacaklarını organize etmiş olman lazım. Burada bir diğer problem de yaptığın müzik türünün birazcık şeyini kapatmış olması. Demodeleşmesi. Yani oradan yürünmez artık. Tam da buraya kadar ne olduysa olmalı gibi bir durum var aslında, tam da söylediğin gibi. Peki bu kötü gidişat aslında hayatında bir dönüm noktası olabilir mi? Yani iyi günler geri gelir mi? Ne düşünüyorsun? Müziğin de geçti bile. Gelebilir. Kesinlikle. Ben her gecenin biraz şey böyle şey yapacağım ya hani ne derler? Arabe. Pozitif olmak istiyorsun. Yani her gecenin bir sabahı vardır mutlaka. Yani bu aksi Allah her zaman bunu göstermiştir insana. Ne derdin kendine? Bu da geçecek derdim. Tedavi sürecinde hızla toparlanıyor, iyileşiyorsun. Bir süre sonra sahnelere dönüyorsun. Yılların çalışarak geçiyor. 2018 yılında 57 yaşındayken İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne alıyorsun. Her şey senin için iyiye doğru gidiyor. Kariyerinle ilgili daha büyük planlar yaparken
Hayatın yeniden tepe taklak oluyor. 59 yaşında kalp krizi geçiriyorsun. Kalbine stent takılıyor. İyileşme sürecinde bir kötü haber daha. 60 yaşında gırtlak kanseri olduğunu öğreniyorsun. Ağır bir ameliyat geçiriyorsun ve artık bırak şarkı söylemeyi, konuşman bile zorlaşıyor çok. Şimdi 20'li yaşlarından beri sesinle, şarkılarınla ekmeğini kazandın. Bugün 60 yaşındasın. Sesini kaybettin. Bir daha konuşamayacak, şarkı söyleyemeyeceksin. Hadi bakalım bir çözüm söyle. Şimdi ne yapacaksın? Onu yaparım, bunu yaparım. Altyapı 60 yaşına geldim. Evet. Ne var 60 yaşında? 60 yaşında hiçbir şey yok da hani bu sesi kaybetmiş olmak olabilir. Ve işinin sesinle olması. PR'ını yapmaya çalışırım. Eğer çevre kurduysam o çevreden yararlanmaya çalışırım. Olmadığı kendime bir iş kurma. Yani mutlaka zaten 40 küsür yaşlarına gelmeden önce, her şeyden önce bir kendimi sağlama almış olmam şart. Şart. Eğer ki 2 milyon satıyor, eğer ki işte her şey çok iyi gidiyorsa bir dönem, onu mutlaka önce bir tedbiri alınmıştır. Kesinlikle. Peki, tanışalım mı? Tanışalım valla. Efendim geliyor. Tüdanya. Çok severim. Acaba ne yapıyor? Seni sevmeyen olsun şarkısını dinledik. 80'lerin biraz acılı sesi diyelim Tüdanya. Gerçek ismiyle Hatice Döngü. İzmir'de Cengiz Özçeker tarafından keşfedildi. Bir doktordan duyup etkilendiği Tüdanya'yı sahne ismi olarak kullandı. Tüdanya iki kelimeden üretilmiş bir isim. Tüt kelimesi duman. Anya kelimesi ise anne anlamını geliyor. Allah Allah. Yani isim tam anlamıyla dumanlı, acılı, kederli anne manasında. Dolayısıyla da Tüdanya'ya da şarkılarına da çok yakışan bir isim. Hı hı. 80'li yılların arabesk yıldızı Tüdanya 86'da çıkardığı 3. albümüyle aynı ismi taşıyan Seni Sevmeyen Ölsün adlı şarkıyla satış rekorları kırdı. İzmir'de Bergen ve Kibariye ile aynı mekanda sahne aldı. Sanatçının 83'te ilk kasetini çıkarmasını sağlayan müzisyen ise Bayram Şenpınar. En değerli mi? Sesimi kaybettim. Makineye bağlı yaşıyorum. Az şey mi? Gırtlak kanseri oldum. Sesim, bademciklerim hepsi gitti. Bülbül sustu. Bazen şarkılarıma denk geliyorum ama sesimi dinleyemiyorum. Çünkü biraz üzülüyorum diyerek duygularını yazıya döken Tüdanya, tedavi masrafları için evini satmış, eşinin emekli maaşıyla ve çocuklarının desteğiyle yaşıyor. Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent de kendisini sağlık sürecinde yalnız bırakmamış. Tüdanya Hanım'a uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Büyük geçmişler olsun. Çok geçmişler olsun. Çok 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 hala çok severek dinliyorum. Evet. Ben biraz arabeski seviyorum. Seviyorum. Evet. Tüdanya, Bergen. Kendilerimizde var. Var herhalde ama. Herkesin yok. Bir ara arabesk dinlemesi kaçınılmazdır yani. Bu o bir ara değil, hep var sanki. Ara ara yani ara demek ara istiyorum. Gelir Tüdanya. O. Tüdanya. Sesi sustu ama kalbindeki şarkılar hiç susmamıştır eminim. Hiç de susmasın. Dağlar diye bir şarkısı vardır onun. Dağlar. Hatırlıyor musun? Evet yani. Biraz mı yok o kadar. Yani sözleri yakalayamazsın. Dağlar. Dağlar diye giden bir şarkıydı ama sözlerini şimdi ben onu bir zamanlar ne dinlemiştim. Sevgilerimizi, saygılarımızı, kesinlikle, sağlık öpücüklerimi, temennilerimizi yolluyoruz. Seve seve. Çocukları,
Peki, merak ettim. Çocuklar hakkında şu anda bir bilgim yok ama tabii ki annelerinin destek oluyorlar. Hepsi demek ki yanında yöresinde. Öyle mutsuz bir durumda değil ama sesini kaybetmiş olmak tabii çok zor bir şey böyle birisi için. Demek ki çok sigara içmek herhalde, değil mi? Yani bu kadar... Gırtlak kanseri sadece sigaradan da olmuyor. Üzüntüden, başka şey. Üzüntü, stresten. Bunca şu hayat kolay bir hayat değil şey yaptığımız. Mesela çok paralel şeyler. Sen dedin ki ben evden çıkar giderdim. Gerekirse temizlik yapardım. Çocuklarıma bakardım dedin. Öyle yapmış. Başka bir çare bulurdum ederdim. Kalkmışsın İzmir'e gitmişsin falan. Bütün bunları sen de hikayeyi çok iyi takip ettin. Yani birisinin yerine kendimizi koyduğumuz zaman ona yaklaşabiliyor muyuz? Onun derdiyle nasıl diyelim, diğer kâma olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Biraz buna bakıyoruz. Empati yapabilen biri miyim şu anda yani? Sen şu bir oyuncusun. Senin empati yapmaman mümkün mü? Ama çok iyi yaptın. Onu söyleyeyim. Yani bir şekilde yapmanı beklerdik ama bayağı hikayeyi çok sıkı takip ettin. Kaldı ki zaten bu bir... Burada doğru cevap, yanlış cevap tabii, yok. Tabii yok. Herkesin... Sence yani. Sen olsan ne yapardın? Onun yerine geçmeye çalışıyorsun. Esas olan bu çabanın kendisi. Yani yol aslında, yolun kendisi, bir yere varma meselesi de değil. Zaten bir yere varacaktır. Bir yerde takılıyoruz. Tüdanya eğer bu rahatsızlıkları geçirmeseydi acaba benim dediğim gibi bir iş yapar mıydı? Ya da birisinin menajerliğini yapar mıydı? Ya da hani... Çaresiz kalınca demek istiyorum. Ya da şöyle, hani sesi şey kaybedince, sesi kaybettiği sırada yaş epey yani kemale ermiş görünüyor. Ondan sonra da belki de enerjisi yetmedi. O sağlık süreçlerinde tabii, belki sağlık çok yıprandı. Evet, yani çok ses kendi kendine uçup gitmiyor ki, bütün vücudu, bütün dimağı, ruh halinde harap ediyor. Hayat öyle bir burada şey. Burada şunu çıkartmak lazım. Tabii ki insanın başına gelince ne olur bilemiyorum. Yani benim de zamanında, ben de memur anne baba çocuğuyum. Evet, ben evet. de bir şeylere cesaretle bolluk yaklaştım. Bolluk içinden gelmedin tabii, tabii ki. Canım. Yani ama yoksulluk da yoktu. Yani her ikisi de parasını kazanan, iyi kariyerleri olan insanlardı. Ama gel gelelim bu durumda hani cesaretle şu çıkıyor. Yani bence... hani biraz olayların içinde söylemek kolay tabii ama söylemek istiyorum. Olayların içinde ezilmeden gücünü toplayarak üstüne gitmek lazım. İşte bazı klişelere sığınıyoruz çünkü başka söyleme biçimi yok. Düşebilirsin ama kalkacaksın. İşte bunu söylemek kolay. Evet. Ama düşen insanın bunu yapabilmesi zor. Ama yapacaksın yani. Tam bu da kadar. Bunu konuşmak için bu program var işte. Tam da bu söylediklerin için. Yani. Muhteşem. Bak şimdi... Çok kıskandım. Sen git ben geleyim programı. Ha, değerlendireceklerdir. Ben olsam değerlendiririm. Sen bak kıskandım. Şimdi birkaç tane şeyim var. Şimdi başta konuştuğumuz kavramlara takıldın ya, onları niye konuştuk diye. Şimdi sen tescilli bir güzelsin. Yani yüzün altın oranı olarak tescillenmiş yüz oranların birisisin. Yaşlanmaktan bu şeyi, imajı, bu duyguyu, bu verdiğin hissiyatı etrafına kaybetmekten korkmuyor musun? Bize bunu anlat işte. Yani neden korkmuyorum? Zaten ben bir yaş aldığım zaman kendi duygularım, hayata bakış açım, her şey başkalaşacak yavaş yavaş. Çok genç kalmak ya da çok böyle yaşından daha genç gösteriyor olmak, ama yaşın biliniyor bu arada. Bir sürü şey yapmışsın, hepsinin tarihleri ortada. Daha genç görünmek için hedefin ne olabilir? Valla bir yerden sonrası kendini güldürmek oluyor, kendine güldürmek. Bir yerden sonra doğru değil mi? Tabii, yani herkes bu söyleyeceklerimi yani yargılamak değil. Hani ya daha genç bir sevgili bulmak. Evet. Ya yaptığın işte daha uzun süre kalabilmek ki. Orada diyorum ya, arafta kalıyorsun. Olmuyor yani, orada komedi oluyor. Eğer ki bak dediğim gibi hani bunu kaybetmekten korkarsam bu tür yanlışlıklara düşeceğimi biliyorum. Evet, güzellik lanet gibi yaşanır o zaman. Evet, o zaman yani, güzelliğin kalmaz. Bir gün gidecek, bir gün gidecek, bir gün gidecek diye yaşanmaz ki yani. Bozuluyorlar bir de. Yani gençleşiyorsun,
ama çirkinleşiyorsun. Sen bak şu daha net bir soru. Sen güzelliğine güvenerek mi yaşadın bunca sene? Güzelliğime tabii ki çok güvendim. Tabii ki çok güvendim. Hala da güveniyorum. Çünkü güzelliğime güvendim ama sadece ona yüklenmedim. Evet. Tam yani, da başta konuştuğumuz gibi yani. Evet, yani bunun içinde kendimi geliştirmem, ne bileyim her şeyin eğitimini derken atıyorum işte. Müzik eğitimi almak ya da spor yapmak, sporun göstermelik değil de gerçekten hayatta ne kadar önemli olduğunu hissederek yapmış olmak. Evet. Artı aileye sahip çıkmak. Bu çok önemli bir güç. Bu güzellikten sarılmak de, değil mi? Aileden de. Evet. Yani çıktığın yer için çıkıyorsun ya, çıktın, gittin, onu yaptın, bunu yaptın, sahnede. Ama bu arada onları da birlikte taşıyıp tekrar aynı yerde buluşmak hayatta en önemli şey. İnan o güç olduğu zaman senin güzelliğin de o. Hele ki bir, belli bir yaştan sonra. Mutluluğun da o. Şöyle söyleyeyim. Senin içine doğduğun aile dışında seçtiğin insanlar bizim, onlarla birlikte yürümek, evladın, kocan, arkadaşların. Tabii ki onlar da bizim seçtiğimiz büyüyen aileler. Büyüyen bir aileden ve onlarla birlikte yürümekten kesinlikle bahsediyoruz. Az ve öz. Tabii. Çünkü hepsinin düğününe, sünnetine, doğumuna yetişemiyorsun tabii, yani. Tabii. Az ve öz. Ve de bunun yanı sıra şunu demek istiyorum. Aslında bunu düşünebilmek için mutlu olmak lazım. Eğer mutlu bir insansan ne güzelliğinin gittiğine, yani güzelliğin gitmiyor zaten. Yine mihrap yerinde kalıyor. Ne güzelliğini çok kafaya takarsın. Ah ben güzeldim, Türkiye'ye güzel seçildim, şimdi bu yaşa geldim demezsin. Evet. Onunla da mutlu olursun. Çünkü hayattan zevk alıyorsundur. Ben şu an hayattan çok zevk alıyorum. Onları düşünecek noktada değilim yani. Ama şunu sevmiyorum. Mesela sarkmayı hiç sevmiyorum. Eğer bir gün buramdan böyle bir şey sarkarsa onu aldırabilirim. Ama yani büyük söylemiyorum ama yaşımı ve yaşımın kadını olmayı çok seviyorum açıkçası. İzmir Bergama'ya gidiyoruz. 1961'de doğuyor. 9 çocuklu bir evde büyüyorsun. Yoksul bir ailesiniz. Annenle babanın kazancı evinizin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Müziği seviyorsun. Hep şarkı söyleyen bir çocuksun. Etkileyici bir sesin de var. 15 yaşına geldiğinde baban seni senden yaşça büyük olan bir adamla evlendiriyor. Eviniz hep soğuk, çocukluğundaki gibi yarı aç yarı tok geziyorsun. Ve bu kötü koşullarda anne oluyorsun. Bebeğin bakımsız kalıyor ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybediyor bebek. İlerleyen yıllarda iki çocuğun daha oluyor. Ve kısa bir süre sonra eşin trafik kazası geçirerek hayatını kaybediyor. Annen sana ve torunlarına sahip çıkıyor. Sense maddi olarak ailene yük olmamak için evlere temizliğe gidiyorsun. İzmir'in çok meşhur bir eğlence mekanında temizlik görevlisi olarak işe başlıyorsun. Mekanın işletmecisi temizlik yaparken şarkı söylediğini duyuyor. Sesinden büyüleniyor ve seni sahneye çıkarmak istiyor. Bir anda hayatın değişiyor. Sahne hayatının yanı sıra oyunculuğa da devam ediyorsun. 86'da çıkardığın 3. kasetindeki bir şarkı sayesinde ünün Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Danya. Danya'nın hikayesi. Bayılırım. Bak ne soracağım. Tüdanya 15 yaşında evlendirilmiş. Sen 16 yaşında aşık olup ilk evliliğini yaptın. O zaman nasıl tanımlıyordun aşkı? Şimdi çok başka bir yerde olman muhtemel kafaca. Biraz ondan bahseder misin? O zaman ki aşk serserilik gibi bir şey yani. Öyle mi? Bence aşk mı yoksa hani hep hayatın boyunca aynı şekilde gideceğini düşüneceğin bir kafa mı? Ama ne olursa olsun çok güzeldi. Hmm. O da çok güzeldi. Şimdi şey yapsan, dönsen 16 yaşındaki Hülya'ya, hayır bir söyleyeceğim bir şey var mı Hülya'ya? Bu Hülya'nın o Hülya'ya söyleyeceği bir ne şey var mı? Ne yaptıysan aynı şeyi yap derdim. Öyle mi? Bu şahane bir şey ama. Ne yaptıysan aynı şeyleri devam et yani. En ufak bir pişmanlığım yok diyorsun o konuda. Pişmanlıklarımla bile gurur duyuyorum. Çünkü yani çok klişe bir söz bu ama o pişmanlıklarımın sonu o kadar hayırlara vesile oldu ki hep. Ben bilmiyorum ya. Ne yaptıysam aynı şekilde yapmayı baştan aşağı. Ha, o yaşlara dönmek ister miyim? Hayır. Çünkü çok gözü kara oluyor değil mi insan? Çok gözü kara ve çünkü çok zor günlerim de oldu. Zor günlerim derken çalışma babında. Bir gün hiç unutmuyorum.
Hülya Şop çekiyorum, sahneye çıkıyorum. Bir film var, bir de bir dizi anlaşması için böyle bir insanlar baskı yapıyor falan. Bir gün böyle koltukta otururken annem de telefonla, mekan cennet olsun, işte bu dizi konusunda yani imkan yok, vakti yok. Yani kızın kuaföre gidecek vakti yok derken beni bir ağlama krizi tuttu. O kadar yoğun çalışma, kaçma o kadar duygusu. Çalıştım ki inan çok çalıştım. Biliyorum. O günleri bir daha hayır, şu an keyif çatıyor. Yani şu an çok keyifliyim. Her şeyi istediğim için, zevk için yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. O zaman bir şey yapmam lazım. Aslında biraz önce anlattın, hazırlığı çoktan tamamladığın için. Çoktan tamamlamam lazımdı. Ve öyle oldu. Öyle oldu. Yani ne yaptıysam da hep şimdi aynı şeyi yaparım yani. Yapmam lazım. Peki bir tık ailenden bahsettin ama biraz çocukluğundan bahsedelim mi? Şey bir aile. Yani kalabalık ve duygusal olarak çok zengin bir aileden bahsediyoruz. Evet. Eğlenen falan bir arada. Hep bir arada yemekler yenen, herkesin birbirini sevip saydığı, sahiplendiği bir aşiret, Avşar aşireti. Kimi diyor ki Türkmen, kimi diyor ki Türk. Türkmeniz. Ama asimile olmuşuz, Kayseri Pınarbaşı'ndan göçmüşüz. Yani evde Türkçe konuşan kimse yoktu. Herkes Kürtçe konuşuyordu. Bana da ailede Malakan diyorlar. O zamanlar Ardahan, Kars'ta, Hasköy'de dedem de adı... Sarı olduğun için değil mi Malakan diyor? Apo, dedemin adı Apo. Diyor ki sarı, evet, onların sarışınlıkları vesaire. Aslında Malakan'ın bir anlamı da süt. İşte beyaz. Zaten hiç kalmadı hiç Malakan. Ama Malakanları hala anıyorlar şeyde. Anıyorlar. Kitabı da var. Evet, almıştım onu da bir okudum. Vesaire böyle işte kalabalık bir ailede. Cümbür cemaat. Cümbür cemaat. Yani ben Ankara'dan İstanbul'a gezmeye geldiğimde hani babam bankacı, annem hemşireydi. Üst düzeyde ama. Onların tanışma hikayeleri de güzel, onu da soracağım. Celal Bey'le annenin. Yani İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a işte bir ahbaplarımızı ziyarete geldik. Daha doğrusu işte şey, moral toparlamaya, çünkü o zaman evliliğimi bitiriyordum. Derken işte birileriyle karşılaştık. Onlar beni istemeyerek girdim yarışmaya. Annem ve arkadaşları organize ettiler. Çünkü ben ilk yarışmaya girecek olan kişilere baktığımda hepsi boylu poslu. Ben 1.62, 1.60, beni boy inanamadım yani o boyla asla seçileceğimi tahmin etmiyordum. Ama Franco sadece Nero, boyla ilgili değilmiş demek ki. Değil. Franco Nero şeydeydi, jürideydi. Onun miydi? Baskısıyla aslında biraz da. Neyse, onlar çok uzun meseleler. Franco Nero lafını ortaya atıp şöyle uzun mesele jüride... falan böyle bir şey yapamazsın. Burası yani, tam magazin ve... programı değiliz ama bunu da söyleyip kaçamazsın yani. Franco Nero ve kainat güzeli, Keti tacını bana verecek. Benim güzel yarışmam kainat güzelliği içindi. Yani yurt dışına kainat güzelliğine gidecektim. Fakat gerçekten bacak boyu benim kadar olan insanlar vardı. Yani şey, kızlar vardı. O çok kargaşa çıkmış jüride. İşte yok o olsun, yok bu olsun, yok o olsun, bu olsun. Sonunda Franco Nero çok bastırmış. Biraz demişler bunun poposu büyük. O demiş ki büyük ama güzel. İtalyan adam tabii. Onun baskısı vesaire bir şekilde birinci oldu ama tabii sonra tacım alındı. Evet, tacın elinden alınmış olsa da geçmişte güzellik yarışmasında ne yaptığını herkes biliyor. Ben de hatırlıyorum o günleri. Buradan hareketle soruyorum. Şimdi güzellik yarışmaları hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bu 2024'teki kızcağıza eziyet ettiler yani. Çok ayıp. Çok ayıp bir şey. Ben çok kırıcı buldum. Hiç de hoş değil. Neredeyse linç yedi. Üstelik şimdi Bingöl'e bağlı İdil'de. Atanmayı bekliyormuş. İnşallah orada da hayırlı işler yapar, mutlu olur. Annesini kaybetmiş. Evet. Kendine güvenen, iyi yetişmiş, terbiyeli. Belli ki bu tuzaklara düşmedi, bu duyduğu hiç, şeylere. Hiç, evet. O çok önemli. Ayıp bir şey. Bir insana bunu söylemek ayıp. Bir susalım yani. Bir bildikleri vardır. Ben vallahi saklanacak yer aradım konuşulanları duyunca. Ha, değil mi? Hani böyle bir magazin haberi olsun diye insanlar bir kaptırıyor ya kendisini. O utanıyor zaman içindeki değil mi şey çıkıyor. Evet, evet. İçindeki canavarlar çıkıyor. Evet, doğru. Güzel seçilmiş ya.
Ha canım yani bu da mı falan demek için. Peki bugünkü yarışmalarla senin zamanındaki zorlu zahmetli yarışmalar arasında bir fark var mı çok sence? Çok büyük var. Yani çalışmalarını bilmiyorum. Yani biz çok Sait Sökmen bizim dans hocamızdı. Çok selamlar olsun. Çok yoğun bir tempoydu. Bayağı bir kampa falan giriyorduk. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Belki onlar da aynı şekilde. Evet. Ama şimdi güzellik yarışmalarının sonuçları etkili olmuyor. Evet evet. Bir şey sonuçlardan bir şey çıkmıyor. Tamam. Çünkü galiba şimdi artık herkes meşhur. Çok hızlı bir şekilde kısa sürede meşhur olabiliyor. Evet. Kısa sürede unutuluyor filan. Andy Warhol'un dediği gibi o zaman o yıllara geldik herhalde. Herkes 15 dakikalığına meşhur olacak dünyada. Peki atlamayalım da Celal Bey ile Valide Hanım'ın tanışması hikayesini bize anlatsana. Çok tatlı bir şey çıkıyor. Bizim akrabalarda ben bir tek yani üniversite okuyamadım. Çünkü tam o dönemde işte böyle aşk meselelere falan girince vesaire. Ama çok doktor ve avukat ve bütün herkes. Amcam da doktor, başhekim daha doğrusu Ardahan'da. Annem de hemşire, şark hizmetine gönderiliyor. Amcamın yanına Fevzi Afşar, o da vefat etti mekan cennet olsun. Annem de, o arada babam da dil tarih mezunu, öğretmenlik yapıyor bir taraftan da. Sonradan bankacı oluyor. O arada da tırnağa batıyor. Abisine gidiyor. Dil tarihi bitirmiş, Ardahan'a dönmüş. İşte abisine gidiyor. Amcam da diyor ki, ya diyor bizim yeni bir hemşire geldi. Emre Hanım senin ayağınla ilgilen, önemsiz bir şey. Bir ilgilini versin diyor. Annem ilgileniyor. İlgilenince o ilgilenir. Sonra fazla ilgileniyor. Çok fazla ilgileniyor. O gün bugün aşık oluyorlar. Sonra babam, annemin ailesi babamın, babamın ailesi annemi istemiyor. Bir gün işte annem izne çıkacakken Ayvalık'a işte babam bırakıyor. Etnik sebeplerle mi? Birazcık etnik sebeplerle. İki işte tarafta ben birbirine. Ben onlara kız vermem diyor. Bu tarafı mahvederler diyor. Onlar da biz sizden kız almayız diyorlar. Ve annem de yine küçük yaşlarda. Ve de babam işte annemi Ayvalık'a bırakıyor ama kimsenin haberi yok. Giderken de yine trene bindirecek annemi. Anneannem bırakıyor şeye tren gara. Ve annem de diyor ki ay anne diyor bak tesadüf bir arkadaşımı gördüm. Yani o da gidiyor biz onunla. Anne de diyor ki oğlum sana emanet bu kız. O da emaneti alıyor. O gün kaçırıyor annemi. Tamam. Sonra olan oluyor işte yani. Güzel hikaye. Anneciğin 2009'da o menfur hastalıktan yitirdin. Nasıl bir anneydi, aranız nasıldı çocukken? Çok zekiydi. Ben hayatımda inanın bu kadar zeki ve yani pratik zeka çok az insana rastladım. Annem çok düşkündü çocuklarına. Ve de işte biz üç kardeşiz, bir tane de erkek kardeşimiz çok fazla anaç bir kadındı. Bir tane de erkek kardeşimiz oldu ama o sarılıktan vefat etmişti hastanede. Allah rahmet eylesin. Ah sağ olasın. Dolayısıyla hep benimle çok ilgilen, beni hep koruyup kollayan bir kadındı. Yani bu piyasanın ne olduğunu o da bilmiyordu. Ama buna rağmen hep yanlış bir yola girmeyeyim diye de çok uğraştı. Bizi bir şekilde büyüttü. Tepende boza mı pişirdi? Birazcık diyelim yani birazcık evet. Gerçi benim de... Belki de bu iyi bir şeydir. Ben iyi olduğunu o şu an... O yıllar senin içinde olduğun sektör, içine girdiğin sektör, sektörler hatta. Evet, hem evet. Müzik hem sinema filan. Kolay karışık. Yerler değil. Hele o yıllar ilkeler, prensipler filan hemen hemen hiç yok. Kara düzen. Sen de çok gençsin. Anlaşılır bir şey annenin tependen ayrılmaması. Evet yani çok... İlk de varmış o zaman yani en azından geriye dönüp baktığımda ne benim kendimi ne işte kızımı ne arkadaşlarım ne ailemin yüzünü kızartacak bir şey olmadan yürümüş olmak benim için hayatta en önemli şey. Bu Tüdanya'nın trafik kazasından bahsettik ya orada da bir paralellik var. Senin kariyerinde de sert bir iş kazası var film setinde yaşadığın. Bu da bilinen bir şey. Kadir abiyle oynadığınız yabancı filminde o fünyenin ayarı tabii kaçmış. Hala kaçabiliyor. Bugün bile kaçıyor bazen. Evet. Yok canım. Öyle. Artık. Hala kaçabiliyor bazen ama eskisi kadar kara düzen değil tabii.
Fakat o fünye, karnında patlayan o fünye basbayağı büyük bir ameliyatla, değil mi? Galiba 9 saat falan sürmüş o ameliyat. Günlerce, yani 20 küsür gün şeyde, yoğun bakımda kaldım. Midem delindi, karaciğerim parçalandı, kaburgalarım kırıldı ve ben asıl final sahnesiydi. Üstünde gelinlik vardı ve ihtişamlı olmasını istiyordu tabii ki. Osman Seden Alarm Etsin yönetmendi. Neyse, ben de fünyeden çok korkuyorum. Hep korktum. Kim korkmaz ya? O zaman hele. Patlayıcı çok, üstünde işte. Evet, ama hani böyle altına bir destek koyuyorsun. Üzerine işte fünyeyi, sonra kan torbasını vesaire. Ben de dedim ki fünyeyi yerleştiren kişilere, ya dedim, dedim öyle çok fazla patlamasın. Bir tane dedim kalbime koyun orada, hani bir tane oradan yiyeyim kurşunu, öleyim falan gibi. O arada Kadir geldi. Onlar da beni dinlediler. Gelinliğin de şuraları şey, dantel. Böyle bir fünye, böyle bir fünye. Ucu görünüyor falan. Neyse bir şey, tam birazcık itiyoruz geliyor, itiyoruz geliyor falan. Kadir ne yapıyorsun dedim, böyle böyle bir tane olsun. Olmaz dedi, ihtişamlı ol, çıkarın çabuk onun kalbinden dedi. Yani bak, Kadir de benim kalbimden onu çıkarttırmasa fünyeyi. Belki daha da sıkıntı. Ben orada gitmiştim, yok canım yani, mümkün değil. Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş bu arada. Akşamdan söylüyorlar set şeyine, çalışanına, fünye yarın alınacak diye. O da biraz alkol alıyor, bir şeyler, neyse, sonradan sabaha karşı aklına geliyor ki fünye alınacaktı diye. Bana anlatılan bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu ne bulduğu ilk fünyeyi neredense buluyor. Halbuki öbürlerinde daha hafif küçük oluyor lazım, biliyorsun. Neyse, ben anlamadım yani, o patlama oldu. Ben buradan fışkıran vücudumdan her şeyi gözümle gördüm, inanamazsın. Bir seyircinin ayağına sıçradı, kanadı. Osman Seden'in bir yerine sıçradı. O, düşün bak, oralara sıçrıyor ve kanıyor insanlar. Apar topar beni hemen bindirdiler bir gelin arabasına. Gelin arabasının önünü kesiyorlar. Ben artık kelimeye şehadet getirmeye başlamıştım, mosmor. Bir hastaneye götürüyorlar, Ermeni Hastanesi. Oraya götürüyorlar. Orada bunu, bu tam teşekkül hastaneye götürün. Yani. Bu olmaz burada diyorlar. Hadi git. Yani ben hakikaten... Gittin geldin. Tabii, yani gidip geldim diye düşünüyorum. Çok zordu. Büyük geçmiş olsun. Çok sen işin için kanını da dökmüş birisi olarak tarihe geçmiş oluyorsun. 83'te Haram filmiyle başladın. O dövmeyle dövme mi kapatıldı? Karnımdaki dövmenin o, değil mi? Sebebi buradaki dikiş izini kapatmaktı. Çünkü boydan boya dikiş evet, izi evet, vardı. Evet, evet, evet. Sonra da zaten... Kılıç yarası gibi. Bayağı bayağı. Evet, evet, büyük geçmiş olsun. Bedel ödemiş insansın işte. Evet, ben değilim evet. Yani burada mesela Kadir İnanır'ın, Türkan Şoray'ın hepsini sevgiyle hepsinin anıyorum büyük şeyleri buradan. Var evet. Birçok böyle hani tehlikeli şeyler attan düşen boynunu... Türkan Hanım attan düştü. Evet. Evet. Kadir abinin de beli her zaman. Ama en ağır benimkiydi zannediyorum. Sen ölümden döndün evet. Hmm. 83'te Haram filmiyle başladım. Çok da önemli filmlerde oynadın. Dönüp baktığın zaman... Hangi yönetmeni, hangi filmi biraz daha farklı yere koyarsın? Var mı öyle bir veya birkaç, neyse kaç taneyse konuşalım. Mesela ben hemen söyleyeyim. Benim sinemalarım benim için muazzam bir filmdir. Hmm. Allah rahmet eylesin, onun yönetmeni de vefat etti. Ya o benim sinema, bak benim sinemalarım benim de hep... Hani bu anlattığın hikaye var ya, okuduğun hikaye. Evet. O duyguyu taşıyan bir film o da. Hani onun da çocukluğundan hayalleri, işte ailesinin durumu. Ne bileyim yani. Dokunmuş muydu inanılmaz, sana karakter? Evet yani beni çok etkiledi. Bir Kırık Bebek mesela. Tabii. Tomlis'le çektiğin son zamanlarda çok müthiş bir filmdi. Salkım Hanım'ın Taneleri. Salkım Hanım'ın Taneleri. Berlin Berlin. Yani yönetmen olarak Süreyya Duru'yu çok... Sevgiyle hatırlıyorsun. Sevgiyle hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum ama Süreyya Duru'yu, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Uzun Bir Gece, Çil öyle. Horoz. Çil Horoz doğru. O da bir tiyatro oyunundan biliyorsun. Evet. Yani evet. Bunların hepsi muhteşemdi ve ben çok şanslıyım bu konuda. Sen Berlin'in Berlin'deki şahane oyununla Moskova'da galiba, değil mi? En iyi kadın oyuncu ödülü almıştın. Evet. Galiba Türkiye'ye ilk
en iyi oyuncu ödülü getiren ben olmuştum oradan. Türkan Hanım'ın birkaç tane ödülü var. Şeyden Servi Boylum Al yazmalığından sen 93'te aldın değil ben, mi? Ben evet. Aynı yıl veya bir yıl önce Bastia'da onun bir ödülü var ama var Moskova'dan değil tabii. Evet. Olsun. O da güzelmiş. İlklerden biri. Çok önemli. Evet, yani evet. Zaten kaçıncı olduğu önemli değil. Müthiş yurt dışında ödül almak çok önemli bir şey tabii. Günümüzde kimleri beğeniyorsun? Aktörler, aktrislerden böyle hemen ya çok hoşuma gidiyor. Onu görünce güven duyuyorum seyrettiğim şeye dediğim birileri güzel var mı? Cümle güven duymak. Evet. Yani iyidir o varsa iyidir dediğin birileri var mı? Hani isim vermek tabii istemiyorum ama çok az. Çok az isim var. Onların isimlerini vermiyorum. Yani şimdi... Yok kimleri iyi demiyorum. Sen kimleri seyretmekten hoşlanıyorsun diyorum. Bu soru farklı yani isim verebilirsin. Ne bileyim ben... Kimseyi incitmez yani. Birini seviyorsun diye. Mesela Kıvanç Tatlı seyrederken... Ben de çok beğeniyorum. Seviyorum, beğeniyorum. Çok kendi çalışkan çok bir oyuncu. İnanılmaz. Çok, evet. Başka mesela isim için aklıma küt diye de gelmiyor. Kenan İmizaroğlu mesela. Onun hani okey dediği diziyi seyretmek de benim hoşuma her zaman gidebilir. Kadınlardan Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Yani Bahar'da en son. Bahar'da en son evet. O onun ismiyle diziyi seyretmeye başlayıp mesela. Şimdi Özgün Amal'ın dönmüş olması çok hoşuma gidiyor. Ne kadar onun iyi oynuyor bu oyunculuğuna hayranım açıkçası. Enfes. İş de çok iyi bir iş tabii. İş de çok iyi. Başka kimler var yani? Ben varım. Mesela bir şey söyleyeceğim. Seni saymayayım zaten. Gerçekten senin olduğun hikayede de bir ağırlık. Yani böyle lönk diye gelip oturuyor. Yani birçok oyuncu için. Bu eleştiri için... mi? Beğeni mi bu? Muhteşem. Yani kilondan bahsediyor. Ancak çok kilolu değilmişsin bu arada değilim, yakından evet. Görünce. Teşekkür yani ederim. Yani bir tek şunu söylemek topu istiyorum. Topu taca attın tamam. Rahat et taca attın yani. Şunu söylemek istiyorum. Şimdiki oyuncuların bir tek şeyi beni rahatsız ediyor. Çok tepkili ve çok bağırarak oynuyorlar. Yani ben mesela bir başka odadan. Patetik mi buluyorsun? Ya çok. Bir başka odadan bir dizi oynuyor ve seyrediliyorsa içeride. Bir başka odadan. Bu seslerden. Duygusal bir dizi bile. Yani her şeyi bağırarak anlatılmaz. Mesela bu oyunculuklar beni çok rahatsız ediyor. O yüzden de o şekilde oynayan oyuncuları asla seyredemiyorum. Güzel. Peki. Oyunculuğun, şarkıcılığın yanı sıra kendi dergini çıkardın Hülya'yı değil mi? Televizyon programı sundun. Sahneye çıktın bugün benim doğum günümde. Tiyatro sahnesine çıktın yani. Jüri üyeliklerim var. Zaten bir tenis oyuncususun. Bu çok yönlülük sana ne kazandırdı? Yani bu bir zenginliktir çünkü bir yandan. Hala şu anda bakıyorum geçmişte benim yaşıma gelmiş olan insanların çoğu bir köşeye çekilmiş. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Yani sinemanın yok, oyunculuğun yok. Onu bir tarafa koyuyorum. Onu Allah ömür verir. Yaşadığım sürece onu zaten yapmaktan sevdiğim bir şey olduğu anda yani hiç. Evet. Ona her şekilde orada yerim var zaten. Sahnede olmaz bir yere kadar. Yani bir yere kadar hani beni... Neden bunu açar mısın biraz? Şöyle... Sahnede derken şarkıyı mı söylüyorsun? Şarkıyı. Pardon ben tiyatro söylüyorsun. Yok tiyatro değil. Tamam onu anladım. Doğru şarkı, tabii bir yere sahnede kadar. Sahnede bir yere kadar. Eğer sen Sezen Aksu, Ajda Pekkan değilsen, ne bileyim işte işinin gerçekten o olan diye orada da sahneye çıkıp... Ben mesela kendi sahnemi de çok beğenen ve beğenilen sahnesi olan bir... biriyim. Ama buna rağmen... Yok herkes söyler muazzam eğlendirir diye. Bu entertainer olarak geçiyor dünyada da. Bu önemli ben bir de şey. Eğleniyorum çünkü. Evet. Çok tabii, keyifli sahnede. Tabii. Ama hani bir yerden sonra onun da şeyini bilmek lazım. Yani bir yere kadar olduğunu bilmek lazım. Fakat televizyon bu sefer. Televizyon da ömrüm boyunca devam edecek olan bir şey. YouTube aynı şekilde devam sosyal, edecek bir şey. Sosyal evet, mecralar doğru. Ve tabii birazcık da iş kadınlığını yani şöyle Kasım ya da Aralık gibi büyük bir ihtimalle o tarihlerde lanse edeceğiz. Burada şimdi daha fazla açamam ama. İpucu. Büyük bir ortaklığa
imza attım. Ama bunu açmayacağım şimdi. Umarım inşaat değildir. Yok. Büyük ortaklık falan deyince ödüm koptu gene. Avşar, villaları. Yani daha doğrusu çok çok güzel bir şey. Çok bana yakışan bir şeyin. Artık yani iş kadınına doğru da gitmek lazım. Yani bu sepetler zaten yıllarca tişört çıktı. Tekstil değil. Dolayısıyla bu da hayatın işte bir sepeti ya. İşte bunlara sebep oluyor. Sepet bununla yarıyor. Hatta Ricky Martin'i bile gösterdim bize. Doğru. Hülya'cığım yeni hikaye. Tamam. Önce soruların. Hiçbir başkasının yerinde olmak istedin mi? Belki çok çok genç yaşlarda olmuş olabilir. Hatırlamıyorum. Öyle güçlü hatırladığım bir yok, şey yok. Yok, hatırlamıyorum. Peki bize çok kısa bir şöhret tarifi yapar mısın? Yani bunu dibine kadar yaşamış bunca senedir yaşamakta olan bir insan olarak. Şöhret nedir tam olarak? Biz kendi aramızda konuşuyoruz da tam şey yapamıyoruz. Tam olarak bir tuzak. Çünkü... Tuzak. Tuzak. Kesinlikle tuzak. Çünkü dünyanın en tehlikeli içkisi, sigarası, sağlığa zararlı. Bağımlılık yapan şeyi şöhret mi? Yani insanın hayatını bir anda allak bullak edebilecek ve etmeye de en müsait şeylerden bir tanesi şöhret. Çünkü? Çünkü bir kere bir ama tabii nasıl şöhret olduğuna bağlı. Yani ben kendimden yola çıkarak yani çünkü para kazanıyorsun. Herkes seni tanıyor. İşte seninle fotoğraf çektiriyor. Bu insanın kendini kaybetmesi için en güzel yol. Eğer kullanabilirsen amaç değil de araç olarak görebilirsen ve gerçekten doğal hayatından kopmadan yaşayabilirsen. Çünkü gerçek hayat doğal hayat. Hı. Gerçek hayat kardeşim evde pijamanı giydiğin zaman, makyajını sildiğin zamanki hayat. Yani oradan oraya daha çok sarılman lazım. Çünkü öbürü sahte yani. Sahte derken her an seni terk edip gidecek. Evet. Ama o değil. Dolayısıyla şöhreti eğer iyi kullanabilirsen dünyanın en keyifli, en konforlu, havalı, en konforlu, ondan sonra İngilizcesinde hani cool diyorlar ya şimdi, evet. Burada şey yapıyor gibi, parçalıyor gibi, en cool demek istemiyorum. En nedir o? En? Bilemiyorum ki, havalı. Yani havalı, havalı mı? Havalı. Evet. İşte ne bileyim, dediğim gibi ne yapsan kabul edilecekmiş gibi hissettiğin bir iş. Şey. İnan, onu iyi kullanırsan çok keyifli bir şey. Peki. Güzel. Seslerle aran nasıl diyeceğim? Mesela her ses aynı zamanda yeni bir hayat, yeni bir yaşam biçimi mi? Sesler. İnsan sesini de kastediyorum. Her türlü sesi kastediyorum. Yani ben mesela çok komik. Benim mesela en mutlu olduğum yerlerden bir tanesi tenis kortları mesela. O topun sesi yok mu? Tok tok. Mesela diyeceksin ki ne alaka? Yok yok. Şu an direkt aklıma gelen o. Doğa sesleri nasıl? Doğa sesleri zaten onu düşkünlük değil yani mi? Bir tek sen? Ayvalık'ta tam böyle sıcağın ortasında Ağustos'ta cırcır böcekleri hiç yani hani birisine şey diyemiyorsun telefonla konuşurken. Ben şimdi İstanbul'dayım. Tabii Ayvalık diye bağırıyorlar değil mi dışarıdan? Bir kere Tonga'ya düştüm. Dolayısıyla o cırcır seslerini hiç unutamayacağım. Beni bir yalan çıkarıyorlar. Ne bileyim yani. Başka yani sesler senin dikkatinin soba sesi içinde çok yani. Soba ha. Sesi çok severim. Mesela bak çok güzel çıtırtısı. Çıtır. Evet. Oh mis gibi sıcacık böyle öyle bir şey yani yanında sevdiklerim. Duygusunu seviyorsun değil evet, mi? Evet o duyguyu yani. Seviyorum. Evet. Bizim hala mesela ailede bunu yaşayanlar var. Yani bu şekilde yaşayan ya yani bu şekilde yaşayan derken hani orada kalmışlar ondan vazgeçmemiş var. Vazgeçmemiş diyelim, tabii, insanlar var. Tabii. Onlar bana mesela çok huzur veriyor. Güzel. Peki sence isim meselesi önemli midir? İnsanların isimlerine takılır mısın? Ya şöyle isimlerine takılmam da. Genelde hani bazı isimler çok başarılı olur. Bazı isimler mesela soyadlı isimle soyad arasında mesela şeye çok dikkat et. Ses uyumu mu? Ses uyumu değil. Mesela Hülya A'la bitiyor. Hmm. Avşar A'la başlıyor. Hmm. Ya ben mesela böyle bitişle başlangıç aynı o insan mutlaka bir
yani burada şimdi kendim için söylemiyorum da dikkatimi çektiği için söylüyorum. Gerçekten bir özelliği oluyor o insanın. Hmm. Bir özel oluyor sanki. Mesela çok böyle dikkatimi çeken biri oldum. Hemen bir soyadıyla ismine bir bakıyorum. Ya öyle olmasa bile öbür türlü bitenler, finalde bitenlerin aynı oluyor mesela. Ha. Bir şey anladığımdan değil ya, uyduruyorum ha. Şu anda. Bir müziği olsun diyorsun toplandığı zaman. Yani isim sanki soyad, öyle oluyor, evet. Hele iki isimlerde daha da enteresan olurum. Evet. Örnek veriyorum, Ahmet Mümtaz Taylan mesela. Aynen. Ahmet Mümtaz Taylan unutulmayacak yani, mümkün değil unutmak. Hele bugünden sonra asla unutulmayacak. Evet, sen bana onu sor. Peki karakterimizi şekillendiren bir şey mi diye de soruyoruz aslında. Evet, yani bir insanın adı, o adı taşıyabilme falan gibi dertleri var mıdır? Olur mu acaba insanların? Tabii ya, olabilir yani. Mesela ha. Kim? Mesela... Ne bileyim yani. Şaban diyelim mesela. Şaban. Şansı yok mu diyorsun Şaban'ın? Ne demek şansı istiyorsun? Şansı vardı da Şaban'ı taşımaktan bahsediyorum. Evet. Yani Şaban başka şeyler yüklüyorlar. Evet, tabii. Doğru. Güzel. Şimdi bak, bu hikayede 1928'de doğuyorsun. Kusura bakma, öyle yok, oluyor. Yok, rica ederim. Evet. Baban sana kimse de olmayan bir isim vermek istiyor ve Farsça bir isim tercih ediyor. Doktor olmayı hayal eden bir çocuksun. Ama baban çok ünlü bir tiyatrocu. Bu nedenle 3 yaşında tiyatro ile tanışıyor. İlk kez bir çocuk oyununda sahneye çıkıyorsun. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda üstelik. Ve 10 yaşına gelince seslendirme yapmaya başlıyorsun. Hem okula hem tiyatroya gidiyor. Piyano ve bale dersleri alıyorsun. Liseden mezun olunca da hayatına oyunculuk ve seslendirme yaparak devam ediyorsun. Doktorluk olmuyor. Şimdi doktor olmak isterken bir oyuncu oldun. Hayatına buradan mı devam edeceksin? Şu gençliğinin ateşiyle bir cevap ver bana. Oyuncu olduysan demek ki ben doktor olmaktan çok oyuncu olmayı tercih ediyormuşum ki. Ettim ki. O yoldan devam ederim. Çünkü çok var etrafımda da. Neyse, oraya girmeyeyim. Sonra gireriz. Oyunculuk ve seslendirme hep başkalarının kişiliğine bürünerek yapılan meslekler ya. Hı hı. Nasıl hissediyorsun bir başkası olurken? İnsanlara... Başka karakter ve seslerle dokunmak nasıl bir duygu? Yani benim açımdan artık çok sıradanlaşmış bir duygu. Yani daha çok gençsin ama. Hı? Daha çok gençsin. Ha, o yaşlarda. O yaşlarda çok heyecan verici bir şey değil midir? Değil miydi? Hiç böyle bir başkasını canlandırıyorum gibi bir şey düşünmemiştim. Sadece yine ben. Ama farklı bu karakterde gibi olduğu için o sorduğun soruya nasıl cevap vereceğim? Nasıl hissettim? Bir şey hissetmedim yani. Anladım. Belki bir yabancılaşma. Bilemiyorum. Yok ya, bende hiç öyle şeyler olmuyor. Olmadı. Peki. Oyunculuk ve yıllar içinde en çok tercih edilen seslerden biri haline geliyorsun bu seslendirme işinde. Tiyatro ve seslendirme tüm zamanını alıyor. 3-4 saatlik uykularla işe gidiyorsun ve işini çok seviyorsun. 1949'da radyo tiyatrolarının sesi olmaya başlıyorsun. Aranan sesi olmaya başlıyorsun. Dublajdaki bu başarıların oyunculuğunu da gölgede bırakıyor. Seneler böyle geçiyor senin için. Yıl 1953, 25 yaşındayken bir ses mühendisine aşık oluyorsun. Aynı yıl çok önemli bir sinema filminde oynuyorsun. Ancak bu senin son filmin oluyor. Hayatın biraz düzene girmesi gerekli. Çünkü 54'te aşık olduğun ses mühendisiyle evleniyorsun. Bir kızınız oluyor. O günden sonra sadece dublaj ve tiyatro yapıyorsun. Tiyatro oyunculuğunu bir tarafa bırakalım. Artık sinemada rol almıyorsun. Bu senin için bir hayal kırıklığı mı? Hani bırakmış olmak? Bırakmak zorunda. Olmak. Öyle hissettin yani. Ailene, çocuğuna falan vakit ayırabilmek için sadece tiyatro ve seslendirmeyle profesyonel hayatını tanımlamış oluyorsun. Karakterlere yalnızca sesinle can vermek sana yetiyor mu mesela? Hani bir oyuncu olarak seslendirmede daha çok emek sarf etmek nasıl bir şey? Belki yerli filmleri de seslendirir. O zaman heyecanlandırabilir, evet. Evet, değil mi? O zaman heyecanlandırabilir. Doğru. Çünkü belki bir artistin sesisin ya. Evet. Çok önemli bir şey. Mesela beni Tilbe Saran çok güzel konuşmuştu. Herhalde soyadını. Tilbe Saran, evet. Evet, çok dublaj yapmıştı. Yaptı. Evet, çok seslendirdi sağ olsun.
Sen dışarı çıkar mısın İlyacığım? Ben bir başkasıyla görüşüyorum şu anda. Artık bir aile kurdun. Aile hayatıyla tiyatro ve seslendirmeyi bir arada götürebilecek misin? Onu sorayım. Evet. Olur. Aile hayatıyla, evet, seslendirme. Tiyatro ve seslendirme ve aile hayatı. Evet. Olur tabii ki. Niye olmasın? Madem öyle diyorsun. Götüremeyen de oluyor ya. Mesleki olarak bir seçim yapmak zorunda kalsan tiyatro mu seslendirme mi? Tiyatro. Sesin bu kadar sevilince işinin yelpazesi genişliyor. Reklam spikerliği yapıyor. Reklam dublajı yapıyor bence. Radyo tiyatrolarında var olmaya devam ediyorsun. Eşinin mesleki desteği ve ses mühendisi ya, yönlendirmesi seni de geliştiriyor. Yeşilçam'ın altın günlerinde Türkiye'nin en önemli oyuncularına sesinle can veriyor. Filmlerin etkisini bambaşka bir seviyeye taşıyorsun. Kariyerinin en güzel yıllarını bu çalışmalarla geçiriyorsun. Ve 78 yılında sen 50 yaşındayken yaşadığın bir olay hayatını derinden etkiliyor. Eşin seni arabayla işe bıraktıktan sonra bir trafik kazası geçiriyor ve maalesef yaşamını yitiriyor. Hayattaki en büyük desteğini, aşkını, hayat arkadaşını kaybedince ne hissettin? Bir bunu soracağım. Sence bu kayıptan sonra toparlayabilecek, hayatını eskisi gibi sürdürebilecek misin? Eğer çok bağlıysak ve birbirimize gerçekten çok böyle mutluysak, ki olmasa bile. Ki öylesiniz yani. Öyleyiz. Çok boşlukta hissederim. Yalnız kalıp ama hayatıma devam ederim yani. Çocukların da var zaten. Yani hayatımı devam bir yerden sonra etmek zorundasın. Eşini kaybettikten sonra çok zor günler geçiriyorsun. Bu acı dolu süreçte mesleğin tek tesellin oluyor. 80'lerde hayatımıza daha fazla giren televizyon bu defa sayesinde. Yabancı dizilere de dublaj yapmaya başlıyorsun. Tiyatroya daha az zaman ayırıyorsun. Bazen ayıramıyorsun ama yaptığın her seslendirme ile sesin, tanınırlığın yeni bir boyut kazanıyor. 90'larda ise televizyonlarda yeni bir dönem başlıyor. Diziler sesli çekiliyor, yerli diziler. Dublaj daha az kullanılıyor. Yerli dizilerdeki yükselişle birlikte oyunculuk teklifleri tekrar gelmeye başlıyor. Bu teklifleri değerlendiriyor. Seni sesinle tanıyan insanların karşısına resim olarak da oyunculuğuna çıkmaya başlıyorsun. Uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçmek nasıl bir duygu? Bunu merak ediyorum. Önce onu bir soralım. Yuvana dönmüşsün gibi hisseder insan yuvasına. Ha. Yani bir yani oyunculuğu seviyorsa ve ona da ara verdiyse, sesiyle hep devam ettiyse bence özlem duyar. Eski diyorum. Bir dostla tekrar buluşmak. Kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle yani. Gibi. Tekrar yıllar sonra bulmak gibi mi diyorsun? Televizyonda sesinle görüntün birleşince bir kez daha tanındın, ilgi gördün. Bu biraz daha farklı bir ilgi görme biçimi. Bu hoşuna gitti mi? Tabii. Tabii. Çünkü çok uzun yıllardır yoksun. Evet. Sadece sesinle varsın daha doğrusu. Çok hoşuma gider. Hoşuna gider. Onca yıl büyük fedakarlık yaparak yıldır çalışıyorsun. Fakat verdiğin emeklerin karşılığı beklediğin gibi olmuyor. Yalnızca oynadığın dizilerin getirisi seni maddi olarak rahatlatıyor. Yani tiyatroda önemli bir oyuncu, seslendirmede eşsiz bir yeteneksin. Sektördeki değişim, azalan nezaket, mesleğe duyulan saygı artık eskisi gibi değil. Televizyon ve sinemada bambaşka ve yeni bir dönem var. Bütün bunlara şahit olmak aslında seni biraz rahatsız ediyor ve 2000'li yıllarda kendi seçtiğin projelerde seslendirme ve oyunculuk yapıyor. Vaktinin kalanını dinlenmeye ayırıyorsun. 3 yaşında tiyatroyla tanıştın. 10 yaşında seslendirme yapmaya başladın. Şimdi 70'li yaşlarındasın. Sanatla dolu bir yaşamın ardından en çok neyi özlüyorsun? Yani hiçbir şey özlemiyorum diyelim. Hepsinin tadını çıkarttım. Hepsinin tadına vardım. Ve iyi değerlendirdim. Şimdi de şu an bir şeyin özlemiyle yaşamayıp bulunduğum durumun tadını çıkarmak lazım diye düşünürüm. Zaten 70'li yaşlarında da olsam yine seslendirme yapabilirim. Evet. Yine oyunculuk ki. Yapabilirim. Tabii. O yüzden pek özlem duymam. Tahmin ettin mi kim olduğunu? Hayır. Söyleme sakın. Hayır. Efendim geliyor.
gibisini. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor. Ne zamanlar oluyor bu? Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu. Hayatımı kurtardı. Ayrıca insanlarla ilgilenmemin sebebini kimseye izah etmek mecburiyetinde değilim. Ama ben herhangi bir kimse değilim. Nişanlınım, yakında da kocan olacak. Yani sabaha kadar bunları filmi seyredip... O babamın seyredip... ve senin fikriniz. Görürsem, hele aynı odada... Kaç gün yüzüne baktım. Hep öyle kendi halinde. Kara böcek. Yaşamasından, limon portakal satmasından, yanımda olmaktan memnun. Hep dilimin ucunda. Evli misin? Sonra duymuş gibi birden başını kaldırıp yüzüme bakışı... Bir şey mi dedin diye sorması, o anda korkudan donup kalmam. Ya sorsaydım, ya evliyim deseydi. Ya da niye sordun, bana inancın yok mu dese. Darılıp kızsa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ceyhan Mahfi Ayraltözüm. Şimdi ilki Hülya Koçyiğit'in gelin filmiydi. 73'tendi. İkincisi Fatma Girik, Vahşi Bir Kız Sevdim. Üçüncüsü de Türkan Hanım'ın Vesikalı Yarim meşhur. Sinemamızın simgeleşmiş sesi Ceyhan Mahfi Ayral Tözüm'ün babası, meşhur büyük aktör Necdet Mahfi Ayral, tiyatro sanatçısıydı. Kızına kimse de olmayan Farsça'da aslanın kükrerken çıkardığı ses anlamına gelen Ceyhan ismini vermiş. Ceyhan Hanım da o eşsiz sesiyle daima hatıralarımızda kaldı. Ceyhan Tözüm, Yeşilçam'da Filiz Akın, Belgin Doruk, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Necla Nazır gibi ünlü oyuncuları seslendirdi. 1949'da radyo tiyatrolarında oynamaya, sesini kullanmaya başladı. Bu serüveni 30 yıl sürdü. Arkası Yarınların sesiyle birçokları tarafından tanındı. Arkası Yarınlardaki sesiyle. Onlarca sinema filminde rol aldı. Zeki Müren'in İlk sinema filmi 1953 yapımı Beklenen Şarkı'da Cahide Sonku ve Zeki Müren'le oynadı. 65 yılında tiyatroda Çalık Kuşu'nu, yani Feride'yi üstelik oynadı. Oynayan ilk oyuncuydu. 90'lardan itibaren unutulmazlar arasında yer alan Bizim Aile, Gurbetçiler, Şehnaz Tango, Tatlı Hayat, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol aldı. 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ceyhan Hanım 50 yılı aşkın seslendirme ve 80 yıldan fazla süren oyunculuk kariyerinin ardından yaşla bağlı rahatsızlıklardan ötürü 95 yaşında 2023'te aramızdan ayrıldı. Onu sevgiyle, rahmetle uğurluyoruz. Ruhu şad olsun. Benim de çalışma fırsatım olmuştu. Çok nazik, çok hoş, müthiş zarif bir hanımefendiydi. Peki, tamam. Bunlar güzel de beni seslendirdiği filmleri bulabildiniz mi? Bakayım ders neyi çalıştın? Ay, bulabildik mi acaba? Var mı acaba bizde? Bakacağım. İzleyelim mi? İzleyelim. Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence. Ayşe'den duydum döndüğünüzü. Ararsın diye bekledim. Aramam söylemiştim. Aramızda hiçbir şey olmadı. Hele bundan sonra hiç olamaz. Bağışla Kenan. Ablasıyım. Kardeşimin benimle birlikte buraya gelmesi suç mu acaba? Evet, suç. Kanun böyle diyor. Biz de bu suçun işlenip işlenmediğini kontrol ediyoruz. Böyle baskınlar yaparak mı? Çok özür dilerim. Neşenizi kaçırdım. Elimde değil, abimi hatırladım. Eğer sizi çok üzmeyecekse bir kere de bana anlatır mısınız olayı? Beni Erdoğan abim büyüttü. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra buraya onun yanına geldim. Ruhu şad olsun. Çok şahane bir hanımefendiydi. Ben de çalışma fırsatı buldum. Yani evet, yıllar önce rastlaşmıştık bir dizide. Suna Hanım falan da vardı. Çok hoştu. Suna Pekuysal vardı.
Bu hikayede 1928'de doğuyorsun. Baban sana kimsede olmayan bir isim vermek istiyor ve Farsça bir isim tercih ediyor. 3 yaşında tiyatro ile tanışıyor. İlk kez bir çocuk oyununda sahneye çıkıyorsun. Ve 10 yaşına gelince seslendirme yapmaya başlıyorsun. Yıllar içinde en çok tercih edilen seslerden biri haline geliyorsun bu seslendirme işinde. Yıl 1953, 25 yaşındayken bir ses mühendisine aşık oluyorsun. Aynı yıl çok önemli bir sinema filminde oynuyorsun. Ancak bu senin son filmin oluyor. O günden sonra sadece dublaj ve tiyatro yapıyorsun. 90'larda ise televizyonlarda yeni bir dönem başlıyor. Diziler sesli çekiliyor, yerli diziler. Oyunculuk teklifleri tekrar gelmeye başlıyor. Bu teklifleri değerlendiriyor. Seni sesinle tanıyan insanların karşısına resim olarak da oyunculuğuna çıkmaya başlıyorsun. Ceyhan Mahfi. Havale gibisin. Sanki soluğu sesini. Şimdi hikayenin başında isimlerden bahsettik. Ceyhan Hanım'ın babası tiyatrocu Necdet Mahfi Ayral kızına Farsça aslanın kükrerken çıkardığı ses anlamına gelen Ceyhan ismini vermiş. Biraz önce aslında söyledin ama şeyin arasında sana da ailen bence sarı olduğun için Malakan Curi. Evet, Curi'yi nereden biliyorsun? Curi'yi de biliyorum. Ses diye sesleniyormuş. Bunun bir hikayesi var mı? Curi'yi de bize söyle. Yani. Curi'yi herhalde bizimkiler sonradan eklediler bilmiyorum. Yani Malakan'ın cik hikayesini bir şey anlattım. Ayşecik'teki yani küçük tatlı falan manasında mı Curi? Olabilir. Malakan Curi diyorlar. Emin değilim. Yani Malakan Curi hatta sadece Curi diyenler de Curi diyen de oluyordu. Valla bilmiyorum desem Curi'yi niye? Ben hep onun birlikte... Bence Malakalı bunu sormalısın. Ya, var değil mi şeyler? Şimdi, yaşlı abi var mı hala? Yani arabaya biner mi ben soracağım. Tamam. Bizimkilere. Güzel. Sana benziyor mu Zehra tutumu olarak? Yani çünkü bu bir rol modeli olur. Herhalde babası değil sensindir. Daha çok babasına benziyordu. Büyüdükçe bana döndü. Ben onu bir Kızılderili'ye benzetiyorum. Böyle hatlarıyla vesaire. İkimizin de çok ortasında ama... Fiziken daha çok babaya yakın. O yüzden çok daha boylu, postlu. O da zaten sporcu güzel, bir adamdır yani. Golf turnuvalarında kupaları bayağı gitgide. Golf oynuyor, futbol konuşuyor sürekli. Kim? Kaya. Ama o ezeli onun babasından da hep Milliyet gazetesinde hep yorum yapmalar ve geçmişte hep orada büyüdüğü için. Profesyonel olarak para kazandığı bir iş haline bile geldi artık. Yani o yüzden onun yorumları. Ama Zehra daha çok ruhen sana fizik olarak babaya mı benziyor? Fizik olarak da bana döndü sana şimdi da yavaş döndü yavaş. Canım, bayağı döndü çok evet. Çok güzel bir kız. Döndü çok. Ama ben çocukluğundan beri görüyorum. Boyu posu tabii böyle bakıyorum ben ona. Bazen böyle çalıyorum üstüne üstüne gidiyor bak seni ha falan diyordum. Yani ya şöyle yapsam gidersin diyor bana. Peki bak yani çok başarılı bir profesyonel olduğunu hepimiz biliyoruz. Girdiğin her alanda. Başarılı insan eşittir güçlü insan mı? Tabii. Başarı aynı zamanda doğru çok mu? Seksi bir şey. Güç de tabii güç de. Tabii ki. Tabii. İktidar değil mi? Kesinlikle güç, her şey o. Çekici bir şey o. Çok çok yani düşünsene. Tabii ya şimdi şeye benzemeyeyim ben de. Yani çok başarılı olup da seksi seçilen bir sürü fiziken aslında yani yaş olarak vesaire de yakışıklı denmeyecek kişiler yakışıklı seçildi. Tabii. Yani başarılı deprem dedemiz vardı canım benim. onun da yılın en başarılı. En yakışıklı, en karizmatik adam seçilmişti, evet. Peki sen başarılıyken kendini hiç güçsüz, zayıf hissettiğin zaman olmadı mı? Zayıf. Hep başarılısın çünkü. Hayır, teşekkür ederim. Ben buraya geldim diye demiyorsun. Yok. Şöyle yok zayıf canım. Hissettiğim zamanlar çok çok oluyor çünkü çok duygusalım. Kendimi zayıf hissettiğim zamanlar... Aslında çok güç insanın hep yalnızlaştırıyor. İşte onu soracaktım. Zaten bütün bu başarı maşarı, bu süreklilik ve onu o sürekliliği sağlamak için gösterdiğin çaba, zaman, emek, mesai bunlar insanı yalnızlaştıran şeyler değil mi? Evet ama... Bununla nasıl baş ediyorsun? Şöyle baş ediyorum. Sana? Şu konuştuklarımızı biliyorum ya. Evet. Ama o işte bu kurala da uymayacağım diyorum. Hı.
katlanma gücünü de getiriyor. Katlanma, farkındalık yani, değil mi? Anladık yani, hani yalnızlık, gerçi yalnızlık hissetmiyorum. Yani dedim ya, yani yaşam şeklim, oyalanacak çok şeyim var. Yani hem ailevi, yani ben gün içinde öğlene kadar sadece aileyle şey yapıyoruz. Yani günaydın, herkes nasıl, iyi mi, o öyle, bu böyle. Yoruluyorum yani mesela. Allah eksik etmesin, eksiltmesin, çoğalsın. Hülya isminin bir hikayesi var mı? Yok yani. Babadan mı, anneden? Baba galiba koymuş. Baba, Hülya, Leyla, Helin. Leyla hala Ankara'da oturuyor. Hülya, Leyla, Helin aslında, evet, tamam, güzel. Leyla mı Ankara'da oturuyor? Hala orada oturuyor. Ama işte kışın daha çok beraber, yani yazın daha çok beraber. Ayvalık'ta toplanıyorsunuz sonra. Evet, evet, uzun süre beraber oluyoruz. Peki şeye de değinelim. Yani ben belki bu tür şeylerin konuşulmasından hoşlanmıyorsundur ama bu birçok açıdan önemli bir şey olduğu için söylüyorum. Şimdi 20 küsur senedir Hülya Cup devam ediyor. Yani tenis turnuvası, evet, 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 devam ediyor. Orası bayağı kurumsallaşmış bir şey ve oradan gelen bütün gelir de aslında ihtiyacı olan çocukların, evet, eğitimine harcanıyor. Burada bir ekonomisi de olan bir basbayağı bir düzen kurmuşsun. Evet. En çok benim ilgimi çeken, hoşuma giden ve takdir ettiğim şey bunun kurumsallaşmış olması. Yani artık sen olmasan bile devam eder. Devam edebilecek, evet, bir şey ve bu bir kaynak yaratmak. İşte ihtiyacı olan zeki, çünkü şey de söylemiştin sen, bakılıyor değil mi durumlarına, başarılarına, akademik tabii başarılarına ki, bakılıyor ve onlar özellikle destekleniyor. Birazcık bize açar mısın? Hepsini çok kısa anlatayım. O kadar güzel bir program oldu ki onu asla şu anda. Yani 22 senedir Hülya Avşar Tenis Cup var. Bu en çok katılım olan turnuvalardan bir tanesi. Yani hemen hemen senede 2-3 yerde yapıyoruz. Ekstraya gider gibi gidiyoruz. Çünkü bize diyorlar ki mesela artık o noktaya geldi. Burada biz Hülya Cup yapmak istiyoruz. Çünkü tabii ki katılım çok olunca o bulunan yerin tanıtımı için otelse eğer onun tanıtımı için çok güzel tenise bir yer. Yeni sporcular, adaylar kazandırmak için değil mi? Kesinlikle. Çok büyük ne bir rol model meselesi. Bir turnuva olsa mesela. Mesela diyelim ki arkadaşıyla geldi, sadece maçları seyretmek istiyor ya da işte tenis oynayan bir arkadaşı. O her turnuvadan sonra en az 5.000-10.000 kişi tenise başlıyor. Evet. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında da oradan tabii toptu, işte ödül masraflarıydı bilmem ne, onlar falan hep çıktıktan sonra, yani onların da özellikle onların da şöyle söyleyeyim, büyük maliyetler aslında oluşuyor hepsinde. Tabii, tabii. Ama biz de kazandığımız paranın yani 1/4 falan ancak oraya ayırdıktan sonra geri hepsini kalan, okuyan, eğitime aktarıyor. İşte bize ulaşan ama notları iyi olan, başarılı olan çocuklara gidiyor. Ya da teniste güvendiğimiz bir çocuğu yurt dışına turnuvalara yollayabiliyoruz, evet, yani. Önünü de açıyorsunuz. Evet. Bir sorum daha var. Bunu kendim için soracağım. O yani bu çok harika bir şeydi anlattın. Yani bunu çok takdir ettiğimi, gıpta ettiğimi söylemeliyim. Yani bu önemli bir katkı. Son soru. Kaç tane Hülya Avşar var? Yani evde, sahnede, kamera arkasında, birisinin annesi, ötekinin eşi veya sevgilisi, yalnızken yalın ayak işte dolanan Hülya falan. Siz kaç kişisiniz? Ya aslında tek kişiyim. Diğerleri diğerlerini şey olarak görelim. Annelik, işte sahne ya da oyunculuk ya da yani ben aslında ayakları çıplak Hülya'sın. Evet, Hülya'yım. Öbürleri de kollarım. Tek tane, bir tane yani var karakter. Peki Hülya Avşar, geceni gündüzünü bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Kalbini açtın. Bütün sorularımıza açıklıkla cevap verdin. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Ne demek? Ben bu programı diyorum ya, çok kıskandım. Ayağını kaydırmak için elinden gel. Tamam, yok, kaydırmana gerek yok. Bir arkadaşlarla görüşelim programdan sonra.
Söyle. Çok yakışmış. Çok yakışmış ve çok güzel bir programdı. Nice nice uzun yılları olsun. Bir anda dünyadan koptum biliyor musun bu programda? Şu an mesela ben Zehra'yı işte diyelim ki her yarım saatte bir bakarım telefona, yani ne yapıyor, ne ediyor falan diye. Tamam. Onu bile unutmuş vaziyette. Muhteşem bir program. Çok güzel bağlanıyor. Yani insanların hayatları biraz, ama empati yapabildim değil mi? Yani çok yaptın, onlardan evet. Çok aykırı bir şey çıkmadı. Hayır hayır, gayet güzel gitti. Bunları koyacağım. Senin her şey sana bağlı. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim önümüzdeki hafta ya ben ya Hülya Avşar'la birlikte bir başka empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.